Evet arkadaşlar, MSI MacBook X570 anakartının BIOS upgrade'ini yapacağız. Zaten flash belleğe attık. Bunun nasıl atıldığını artık herkes biliyor. Yani indiriyorsunuz dosyayı sitesinden. Sonra tutup dosyanın içindekileri flash belleğin içine atıyorsunuz. Sonra da BIOS'a giriyorsunuz. Enflash diyorsunuz. Buradan Enflash içine girilsin mi diye uyarı veriyor. Tamam, tıklayıp giriyoruz. Tıklayıp girdikten sonra ve BIOS'un açılmasını bekliyoruz. Tın 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 tın. Şu an BIOS'un içine girecek herhalde sanırım. Action. Evet, şu an Enflash bölümüne geldik. Ve direkt flash belleğimiz Toshiba'yı seçiyoruz. Sağ tarafta, yani şöyle diyeyim. Zaten üstünde olduğu zaman direkt sağa geçip yön tuşlarıyla Enter'a bastığınız zaman direkt yeni sürüme geçilsin mi? Geçilsin. Upgrade yapalım, yapılsın yani. İşlemcimizin sıcaklığı vesaire alt kısımda her şey yazıyor. İşte CPU, RPM vesaire. Versiyonumuz, bunların hepsi altta belirtiyor. Ondan sonra da kontrollerini yaptık mı işlemimiz tamam oluyor. Bu kadar yani. Şimdi doldursun şu tabloyu. Evet, şu an bitmek üzere. Bittikten sonra bir anda bilgisayarın kapanmasına şey yapmayın arkadaşlar, çekinmeyin. Pat diye gücü kesiyor çünkü. Pat diye de açıyor zaten. BIOS güncellemeleri her zaman faydalıdır. Ona göre güncellemenizi yapın. Diyor mu, diyor mu, diyor mu, diyor mu? Sesi mikrofondan almadık. Telefonun mikrofonundan alıyorsun. Tak. Gitti. Her şey kapandı. Hop, durdu. Ve hayat geri döndü. Şimdi gerekli güncellemesini de yapıyor. Şu an görüntü piksel pikseldir. Şu an burası çok karanlık çünkü. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Şöyle bir BIOS'a girelim. Evet. BIOS'tan dediğim gibi yukarıdaki BIOS versiyonundan kontrollerinizi yapabilirsiniz. F7 Advanced moda geçelim. Şu ekran kartımız için olan ayarları bir açalım. Ondan sonra Windows 11 kullananlar için Secure Boot'u açması lazım. Security. Tamam, buralarda normal. UEFI Security Enable zaten bu. Direkt Enable geldi. Okey. Yeni güncellemede demek ki direkt Enable olarak geliyor. Güzel. Fena değil. Şuradan ben şu RAM'imi genelde 3600'de kullanıyorum. XPG'nin D80'leri var çünkü. 18, 18, 18. Bu da değişmiş lan. Ha bak, bu da değişmiş. Güzel. 18, 19, 19. Tamam, bu yeterli. F10 yapıyoruz. Her şeyimiz bu kadar. Siz RAM ayarlarını isterseniz yapın, isterseniz yapmayın. Ya da XMB modunda birinci profil ya da ikinci profil olarak da çalıştırabilirsiniz. İşlemimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.